İyi akşamlar. Suriye Devlet Başkanı Esad Başbakan'ı görevden aldı. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek olanlar 15 günlük karantina süresine uymayacaklar. Tesla, Toyota'yı geçmiş durumda. Futbol karşılaşmaları bu hafta sonu başlıyor. Dünya Hallerine hoş geldiniz. Dünya Hallerinin bu akşam manşetlerinde ilginç konular var. Bu akşam dünyanın gidişatını konuşup tartışacağız. Arkasından da başarılı bir iş adamını, futbolla ilgili konuları da değerlendireceğiz. Ama isterseniz bir manşetlerimize bakalım. Bugün dünyanın manşetlerinde dünyanın halleri nasılmış diye bir görelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik 45 milyona ulaştı. Daha önce Covid'le birlikte hızlı bir şekilde artarken geçen hafta 1.8 milyon olan işsizlik sayısı bu hafta da düştü. Ve öncesine göre 2 milyonun altındaydı. 1,5 milyon işsizlik başvurusunda bulunanlar var. Bu büyük buhran da dahil olmak üzere kısa süre içerisinde işsizlik rakamının en üst noktaya çıktığı yer. 45 milyon işsiz var, 6,5 trilyon dolar para enjekte edilmesine rağmen. Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü OECD'nin yapmış olduğu araştırmaya göre dünya bu yıl %6 civarında daralacak. Yapılan araştırmalara göre bu tahminin de ikinci dalganın olmaması durumunda söyleniyor. Ve ilginç olan büyümenin tekrar normale geçmenin çok uzun bir zaman alacağı söyleniyor. Yani büyüme beklentisi V şeklinde olmayacağı, hatta söylenen şekliyle söylersek L şeklinde olacak, sonra yükselmeye başlayacak. Türkiye'nin de tahminlere göre %4.8 civarında küçüleceği ama önümüzdeki yıl 6 civarında büyümesi tahmin ediliyor. Ama hükümetin açıklamasına göre de pozitif büyüyeceğini Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı. Avrupa Komisyonu dış hatları 1 Temmuz itibariyle açılması konusunda karara bağladı. Alınan bilgilere göre Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelere yönelik uçak seferlerinin başlaması 1 Temmuz'dan itibaren büyük oranda açılacak. Ama alınan bilgiler doğrultusunda söylersek 15 Haziran itibariyle birçok havayolu ulaşımını Türkiye ve benzeri ülkelerle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle yapacaklar. 15 Haziran'da Almanya'nın açılacağı söyleniyor. 20 Haziran civarında da Fransa'nın Türkiye ile arasındaki uçak seferlerinin başlayacağı söyleniyor. Gözüken o ki bu ay içerisinde uluslararası uçuşlar başlamış olacak. Bu arada Covid'den dolayı Almanya'nın, belki de Avrupa'nın en büyüklerinden birisi olan uçak şirketi, daha doğrusu havayolu şirketi Lufthansa, tam 22 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. 100 tane uçağı da hangara çekmeye hazırlanıyor. 132 bin civarında olan işçi sayısının ciddi anlamda düşürülmesi anlamına geliyor. İlginç olan, çalışanların %16'sı işten çıkarılmış olacak. Biliyorsunuz Lufthansa iflas etme durumuyla karşı karşıyaydı. %20 civarında Alman hükümeti ortak olarak Lufthansa'yı kurtarmaya çalışıyor. Olof Palme cinayetinin dosyası artık kapatılmış oldu. 1986 yılında eşi ve çocuklarıyla birlikte sinema seyrederken katledilen İsviçre Başbakanı Olof Palme'nin neden öldürüldüğü hala belli değil. Uluslararası bir operasyon sonucunda öldürüldüğü ve öldüren kişinin zaten bir süre önce de hayatını kaybetmesi nedeniyle dosya kapanmış oldu. Ama akıllarda şu soru var. Olof Palme hangi proje dolayısıyla katledildi? Neden arkasındaki örgüt ya da yapı bulunamadı? Bu da ciddi olarak, büyük bir soru olarak hep hafızamızda kalacak. Almanya ile Filistin, İsrail arasındaki gerginlik devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyareti sırasında özellikle de Tel Aviv'in ilhak uyarıları gelmeye başlayınca Almanya Dışişleri Bakanı siz bu adımları atarsanız Filistin devletini resmen tanırız dedi. İşin ilginç tarafı tabii ki bir tepkisel olarak söylenen bu sözlerin, soru şöyle: Almanya Filistin'i neden tanımıyor o zaman? Eğer bu ilhaklar olmazsa tanımayacak mı diye de aklımızdan geçiyor.
Covid-19'dan dolayı insanlar evdeydi ve evde kaldıkları süre içerisinde en büyük harcamaların ilginç rakamlarla ortaya çıktığını gördük. Hobi boyası satışları yılda yıla göre 30 kat artmış. Duvar boyası satışları %443 civarında artmış. Fırça, resim yapmak için alınan fırçalar da %173 oranında artmış. İnsanlar artık bu Covid ile birlikte sanat dünyasına da adım atmış durumdalar. Sokaklara özellikle çizgileriyle birlikte renklendiren Banksy'nin bir eseri İtalya'da çıktı. Üzgün genç kız, öldürülen bir kızın anısına yapmış olduğu eserin İtalya'ya kaçırıldığı ve yapılan bir operasyon sırasında ele geçirildiği gözleniyor. Biliyorsunuz sokakların çizeri olarak biliniyor bu sanatçı ve yaptığı eserlerde de dünyada ses getiren bir kişi. 25 milyon euroyu getirin, kulübü alın. Açıklama böyle. Açıklamayı kim yapmış? Açıklama Yunanistan'ın Panathinaikos kulübünün, basketbol kulübünün başkanı yapmış. Ve zor durumda olan kulübün kendisine yönelik de eleştirilerin artması durumunda kulübü satışa çıkardım demiş. 25 milyon euroyu getirene kulübün anahtarını teslim ederim demiş. O da dünya hallerinin ilginç bir konusu. Dünyada başka neler var? Özellikle bu Amerika'da başlayan ırkçı saldırıların ya da bir siyahi kişinin polis tarafından öldürülmesinden sonra sokak olayları çıkmış ve ırkçılık çok ciddi anlamda tartışmış ve olaylar her geçen gün artmıştı. O sırada ırkçı olan, sömürgeci olan kişilerin bütün Batı dünyasında heykelleri yıkılmaya ve saldırıya uğramaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili arkadaşlarım DSF'yi de hazırlarlarsa onu da görmüş olacağız ama biz hocamız da şimdi ekranımıza girdi. Onunla da konuşacaktık ama biz öncesinde bu konuyu bir değerlendirelim istedim ama konu hocamızla konuşalım isterseniz. Dünyanın yeni durumu ne olacak? Covid'le birlikte yeni dünya düzeni nasıl bir şekil alıyor? Tartışmalar, gerilimler, Amerika'daki olaylar, 45 milyonluk işsiz, kapitalizm ya da onun büyük mabedi Amerika yıkılıyor mu? Çin mi geliyor? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Öner Günçavda hocamız bize evinden katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dünya değişiyor bu dediniz. Covid'in işte gördüğünüz gibi çalışma ofisi, ev, ders verdiğimiz tahtalar ve bir takım elektronik destek elemanları etrafta hayatımız gördüğünüz gibi bireysel manada şiddetli bir şekilde değişti. Alışık olmadığımız bir şekilde evet. Değişti. Hocam burada ilginç olan tabii ki Batı'nın geçmişinde ciddi bir sömürgecilik vardı. Şimdi bu olayla birlikte evet. Sanki ona dokunmaya başladı. Cadde ve sokaklardaki yer isimleri kaldırılmaya çalışılıyor. Heykeller tahrip ediliyor, kaldırılıyor devlet tarafından. Bu Batı'yla bu Covid ya da ırkçılık ya da işsizlik nedeniyle Batı kendi öz eleştirisini mi yapıyor, halkın tepkiselliği mi diyelim buna? Aslında ben de benzer şekilde düşünüyorum. Bazı toplumsal, ekonomik koşullar insanları ister istemez bir takım şeyleri sorgulamaya neden oluyor. Bu sorgulamaların normal zamanlarda ortaya çıkan problemler aslında var olan problemler ancak ekonominin gelmiş olduğu durum bunlara katalizör görevi görüyor ve daha görünür hale geliyor. Amerika'da biraz önce bahsettiğiniz 40 milyonun üzerinde işsizlik konusu, gelir dağılımı ile ilgili problemler 90'lı yıllarda çok şiddetli bir derecede arttı. Bunlar elbette ekonomik olarak insanların hayatlarından memnuniyetsizliklerine neden oldu, memnun olmamalarına neden oldu. Böyle bir Covid salgınının yaratmış olduğu stresle de bunları dışa vurmaya başladılar. Ancak toplumlardaki içten içe
yarayan, kanayan yaraları da ortaya çıkartması bakımından, hani psikolog değilim ama psikologlar genellikle bu tip yorumlar da yaparlar, kendi iç hesaplaşmasını yapmaları bakımından ülkelerin faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi ekranımızın diğer tarafında şu anda kaldırılan bir heykel. Köleliği, özellikle kölelik konusunda köleleri getirmiş Batı'ya, Afrika'dan getirmiş ve halkın tepkisi var. Aslında biz bunu tartışırken biraz da mevcut yeni dünya düzeni ya da bu yeni dediğimiz şey aslında dünya düzeni, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın hegemonyasıyla kurulan düzeni de tartışmış oluyoruz, değil mi? Elbette, elbette. Mevcut iktisadi aktörler çaresiz. 40 milyon işsizi siz nasıl ekonomiye dahil edeceksiniz? Öyle değil mi? Yani bu insanlara yardım edebilmek için 6 trilyon siz parayı, amacınız en azından lafzi olarak bu insanlara iş sağlayabilmek, gelir sağlayabilmek, bu şekilde ifade ediyorsunuz. Ama 6 trilyonu harcadıktan sonra işsizlik hala artmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir takım yanlışlar var. O görülüyor ya da alışılagelmiş politikaların işlemediği sonucu ortaya çıkıyor. Neticede hem inşa ettiğimiz kurumların hem de bu kurumların yönetiminden sorumlu üst yapı, yani siyasetin çaresizliği ortaya çıkıyor. İşte böyle durumlarda da ortaya çıkan toplumsal olaylar bir alışverişe sokuyor. Toplumla mevcut düzenin bir alışverişine biz şahit oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz bunları gördük. Çok ciddi bir takım gelişmeler oluyor Amerika'da. Öyle değil mi? Minneapolis'teki polis teşkilatının lağvedilmesi, benzer bir takım başka bölgelerde bütçesiyle, polis teşkilatının bütçesiyle tekrar bütçesinin gözden geçirilmesi ve benzeri bir takım yasal düzenlemelerin yapılması gündeme geldi. Bunların nasıl seyredeceği ekonomik problemlere çözüm üretmekle ilgili. Ya çözüm üretecekler ve bunları bir şekilde insanların taleplerini, ekonomik taleplerinin cevabını verecekler ya da veremeyecekler. Bunlar artarak devam edecek. Hocam, ama şöyle, benim gördüğüm... Buyurun. Bitirin lütfen. Benim gördüğüm kadarıyla sokakların talepleri geçmişte olmadığı kadar dikkate alınıyor gibi görülüyor. Şimdi hocam, bu sokaklar dikkate alınıyor dediniz. Tam da oradan ben devam edeyim. Amerika dünyanın en büyük ekonomisi, 20 trilyon dolarlık bir ekonomiden söz ediyoruz. 6 trilyon dolar piyasaya sürüldü. Ama bu 2 aylık, 3 aylık ya da bir sürede 6 trilyon, 3,5, yüzde 3,5 civarında, yani neredeyse 1/4 civarındaki bir para enjekte edilmesine rağmen 45 milyon civarında bir işsizlik oldu. Peki bu para nereye gitti? Kime gitti? Niye bu kadar büyük işsizlik oldu? Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz alışılagelmiş mekanizmalarla bu paraları piyasaya enjekte ediyoruz. Biz bu mekanizmaları, yani müdahale mekanizmalarını sorgulamak zorundayız. Merkez bankalarının likidite yaratma şekli, bu paraları işte bankacılık sektörü ve büyük sermayeye yönelik olarak enjekte etmeleri, doğal olarak bu grupların, finansal ağırlıklı grupların kullanım amaçları doğrultusunda harcanmasına neden oluyor. Oysa, o zaman hocam bugünkü, şöyle mi soralım? Kapitalizm ya da dünyanın gelmiş olduğu küresel sistem, halktan ziyade belli başlı şirketleri önceleyen, sosyal yapıyı öncelemeyen, halkı çok da öncelemeyen, şirketleri önceleyen bir sisteme döndü diyebilir miyiz? Piyasa mekanizmasının bir zaafı bu diyebiliriz. Yani bu gördüklerimizle piyasa mekanizması maalesef bu tip durumlarda yeteri kadar tepkisel olamıyor.
Yani devletin piyasalara müdahalesini hem büyüklük olarak, müdahalenin büyüklüğü olarak hem de müdahale şekli olarak gerekli kılıyor. Dediğiniz kısmen doğru. Ancak bu firmalar elbette aynı zamanda istihdam sağlayan firmalar da olabilir. Yani Covid ile birlikte ciddi manada cirolar etkilendi. Ülkemizde de benzer durum var. Bu cirolara etkilenen firmaların ayakta kalması için bir nakde ihtiyaç var. Bunun boyutlarını bilemiyorum. Belki 6 trilyonun çok daha altında bir şeydi. Amerika'daki öncelikler daha çok borsanın ve finansal piyasaların istikrarını amaçladı. Ama görüyoruz ki bu kadar büyük bir miktar borsada her şey reel sektörde olumsuz göstergeler varken borsa yükseliyor. Bu da işte dikotomi dediğimiz yani finansal piyasalarla reel piyasalar arasında ayrışmaya neden oluyor. Birbirinden kopuyor ilişkiler ve iki farklı dünya ortaya çıkıyor. Çıkmaya başlıyor. Benim dünyam reel sektörle ilgili bir dünyadır. Finansal bir dünya değildir. Dolayısıyla ipin ucu birazcık kaçmış gibi görülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. The Economist dergisinin manşeti de kapağı da evet. Bu konuyla bir ayrışmayı anlatıyordu. Hocam şöyle mi soralım? Öyle mi? Amerika artık hegemonya, liderliği kaybetmeye başladı. Bir. İkincisi küresel kapitalizm bu haliyle işlemiyor artık. Yeni bir sistem gelecek. Ben bunu çok uzun zamandan beri savunuyorum. Çünkü mevcut sistem, şu andaki uluslararası sistem, İkinci Dünya Savaşı'nın neticesinde ortaya çıkmış olan bir sistemdir. O günün dünya ihtiyaçlarıyla, o günün iktisadi organizasyonları ve öncelikleriyle bugününkü çok farklıdır. Orada bir sanayileşme stratejisi vardı, sanayileşme söz konusuydu. Orta sınıf önderliğinde bir politik sistem bütün dünyada hakim kılınmıştı ve uluslararası sistemde bunun üzerine organize edilmişti. Ama geldiğimiz noktada gelişmiş kapitalist ülkeler dahil bizim gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilere de dahil olmak üzere sanayisizleşen, sanayiden giderek uzaklaşan bir iktisadi yapıya kavuştular. Dolayısıyla dünya üzerinde bu farklı bir uzmanlaşma, farklı iktisadi ilişkilerin oluşmasına neden oldu ve Çin ve Doğu'nun yükselişi de bu uzmanlaşmanın bir neticesidir. Eğer bu şekliyle biz uluslararası sistemi, ekonomik sistemi devam ettireceksek, Doğu'nun üretim itibarıyla hakimiyetini kabul etmek ve uluslararası yönetişim modeline de ona yer vermek zorundayız. Aksi takdirde Batı ile Doğu arasında sürekli bir gerilim ortaya çıkacaktır. Peki hocam şöyle, o zaman bugünkü sistemden farklı olacak olan nedir? Yani daha mı sosyal bir dünyaya doğru yelken açıyoruz? Yoksa hani daha toplum mu? Daha birey mi? Şirketlerden ziyade daha üretim mi? Burada tabii temenniler devreye girer. Birazcık da benim temenni ettiğim dünya elbette üretimin ve emeğin yanında bir dünyadır. Ama bu temenninin ötesinde, finansın geçmişte olduğu kadar, yani Covid öncesi dünyada olduğu kadar öne çıkacağını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü evet. Dünyadaki tedarik zincirinin tek boyutlu olması, yani Çin'e dayalı olması ciddi bir risk ortaya çıkarttı. Birinci faktör bu. İkincisi teknolojinin gelmiş olduğu durum. Bugüne kadarki üretimin Çin'e kaymasının arkasındaki sebep emek maliyetlerindeki avantajdı. Ama teknoloji bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık böyle bir avantaja ihtiyacı yok belki de bazı üretim şekillerinin. Otomotivin mesela. Dolayısıyla bu üretimin teknoloji ağırlıklı bir şekilde tekrar batıya gelmesi, başka ülkelere, Çin'in dışındaki ülkelere gelmesi pekala mümkün. Bunun dışında tabii ki
insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde de çok etkili olacaktır. 90'lı yıllar ve küreselleşme küresel boyutta da bir tüketim alışkanlığını beraberinde getirdi. Dikkat edersiniz, Amerika'daki yağma olayları uluslararası lüks markalara yönelik bir yağma olayı. Bir de tepkisellik var. Çünkü, yani onlara, özellikle o markalara yönelik bir tepki var. Elbette, yani o insanların bir lüks bir çantayı alması ve tişört almasının ne manası olabilir? Yani onun hani fonksiyonu dışında herhangi bir başka markada aynı fonksiyonunu yerine getirebilir. Ancak onların sembolik önemi çok fazla. Yani taşı oraya attığı zaman, orayı vandalladığı zaman, tabii bunu hiçbir şekilde onaylamıyorum, bu böyle bir anlam çıkmasın, ama bu tepkiyi yorumlamak bakımından neler söylüyor dediğimiz zaman benim aklıma gelen şeyler var. Nereyi yağmalıyor? Bankaya tepkisini gösteriyor. Uluslararası bu tip markalara gösteriyor. Çünkü o marka aynı zamanda gelir eşitsizliğinin de bir sembolü haline gelmiş. Evet. Evet. Hocam şöyle bitirelim ya İsterseniz. Bir iki dakikamız kaldı. Hemen başka bir konuya geçeceğiz. Devlet küreselleşme ile birlikte ufaltıldı, gücü azaltıldı, şirketlerin altında kaldı. Devlet yeniden ortaya çıkmaya başlıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle devlet, biraz önce ifade ettim. Piyasalaşma, globalleşmenin arkasında temel motivasyon, düşünsel motivasyon piyasanın her şeye muktedir olduğudur. Biz 2008-2009 mortgage krizinde de gördük ki Amerika'daki bir banka devletleştirildi. Hazine bunlara ortak oldu, kaynak aktardı ve o kaynaklar vasıtasıyla uluslararası sistemin de sıkıntıları giderildi. Bugün de aynı şekilde piyasa bu problemle baş edebilme kabiliyetine sahip değil. Devletin rolü ön plana çıkıyor. Evet, geçmiş olsun hocam. Devlet olmadan da bu krizden çıkmak aynı 29'da olduğu gibi mümkün yine değil. Yine devletle, yine Keynesyen ekonomisi desteğiyle. Ondan kaynaklı. Geçmiş olsun hocam. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok güzel değerlendirmeler oldu. Size kolay gelsin diyelim. Sevgili seyirciler, Covid ile birlikte futbol stadyumlar, daha doğrusu, artık sessizleşmişti. Özellikle de futbol karşılaşmaları tabii ki iptal edildi, birçok etkinlik gibi, birçok olay gibi. Ama arkasından Covid'in yavaş yavaş düzelmeye, piyasaların açılmaya başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başlıyor. Karşılaşmalar bu hafta sonu itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu kararla başlayacak. Başlayacak ama çok ciddi bir kayıp var. Bu kayıplar nasıl telafi edilebilir? Tehditler, riskler var mıdır? Bunları biraz konuşalım. Ali Hamarat, futbol yorumcusu, spor yorumcusu, aynı zamanda da futbolun tarihi konusunda Ali Hamarat'ı takip etmenizi özellikle de isteriz. İyi akşamlar, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkürler. Başlıyoruz artık. Bu hafta sonu başlıyor. Sessiz olacak, stadyumlar sessiz kalacak. Futbolun pek de ruhuna uygun olmayacak herhalde. Ne diyorsun? Futbolun değil, sporun ruhuna çok uygun olmayacak gibi gözüküyor. Ama mecburuz. Yani çok bir zorunda olduğumuz, mecburiyetten de işte bir şekilde hayatın devam ettiği yerde futbol da devam ediyor. Fakat burada düşünmemiz gereken şöyle bir şey var. Basketbol duruyor, voleybol duruyor, birçok spor dalı duruyor. Futbol niye devam ediyor? Çünkü öyle bir ekonomi ki, en azından bu sporlarla kıyaslandığında, bunu durduramıyorlar. Gerek kulüplerin çok ciddi tehdit altında olması, gerek başka aktörlerin bundan etkileniyor olması, özellikle futbol piyasası bağlamında bazı şeylerin yapılmak zorunda olduğunu gösteriyor. İlk baştan beri federasyon aslında bunu gösteriyordu. Bizde bazı eleştiriler oldu, işte sayılar çok yüksek, oynanır, oynanamaz gibi çok şeyler düşünüldü. Ama bize şunu da gösterdi bazı Avrupa ülkeleri, evet, Fransa ligleri durdurdu. Hollanda durdurdu ama Almanya başlama kararı aldı, ilk başladı ve Almanya ondan beri çok vakada olmadan bir şekilde futbolu çok net bir şekilde, çok kesin kurallar koydukları için, Almanlık diyelim, biraz da espriyle yaklaşalım, onu bir şekilde çözüyorlar ve devam ediyorlar iki haftadır.
İşte bizde başlıyor, İspanya başlıyor, İngiltere başlıyor haftaya. Yani bazı ülkelerde hani biz burada çok eleştirdik federasyonu ama birçok ülkenin federasyonu da aynı kararı aldı. Çünkü bu 2,5 aylık kayıp demek aslında birçok futbol kulübü için çok ciddi bir sıcak paradan mahrum kalmak demek. Bizim bu, ülkedeki takımların... Ali şöyle bir şey de var değil mi? Sadece hani futbol kulüpleri ya da yayıncı kuruluş ya da televizyonlar ya da gazeteler satışları düşüyor futboldan dolayı değil. Bir de futbolcular da zarar ediyor. Yani zarar ettiler daha doğrusu almaları gerekenler, primler, maçlar bunların hepsi ciddi anlamda düştü. Herkes ya kaybetti yani. Herkesin kaybettiği bir durum ama yani baktığınız zaman ne olursa olsun sözleşmelerle futbolcuların aslında alacaklarının korunduğunu söyleyebiliriz. Ve çok istisnai bir durum olduğu için de tabii bazı konularda büyük bir ihtimalle mahkemelere, uluslararası mahkemelere herhalde gidecek diye düşünüyorum. Ama şeyi düşündüğüm zaman da kulüplerin durumunu düşündüğümde kulüplerin durumunun aslında daha kötü olduğunu düşünüyorum. Yani en büyük kulüpleri düşünmeyelim. Real Madrid'i, Barcelona'yı, Manchester United'ı, Manchester City'yi falan düşünmeyelim. Ama Alman Ligi'nin bile Bundesliga'da oynayan 8-10 takımının çok ciddi bir darboğaza girdiğini Alman Ligi'ni yönetenler daha ilk başından, Nisan ayından beri telaffuz ediyorlarsa durumun aslında ne kadar trajik olduğunu bir şekilde de düşünebiliriz. İngiltere'den, Premier Lig'den bir bilgi notu var. 1.3 milyar dolar İngiltere Ligi zarar ettiğini açıklıyor. Bu tabii çok büyük bir para değil mi? Zaten bizim zarar... de muhtemelen bizim de böyle bu kadar bilmiyoruz ama zarardan söz konusu. Bu zarar söz konusu. Bizde 400-450 milyon deniyor. Lira olarak bir zarar söyleniyor. Yani İngiltere gibi değil. İngiltere'deki yayın hakları bambaşka bir yerde. Yani siz o kulüplere verilen paralarla duruma göre bazı ülkelerin geleceğini değiştirmeniz belki de mevzubahis. Hani onu da söyleyelim. Yani şöyle bir basit örnek vereyim. İzleyenlerimiz anlasın diye. Premier Lig'in 17.si duruma göre Barcelona'nın yayın hakkından aldığı paradan daha fazla para kazanıyor. Yani İngiltere'de ihale öyle bir yere gitmiş ki milyar sterlinin üstüne gittiği için böyle bir durum var. Ama ne olacak? Hem kayıp var hem de maçlar başlayacak ve maçlar şifresiz yayınlanacak. Çünkü hem seyircisiz oynanması zaten ligler seyircisiz oynanıyor ama publarda bir araya gelmesinler, barlarda bir araya gelmesinler, kahvelerde bir araya gelmesinler diye hep tarih boyunca yani uzun süredir şifreli gösterilen maçları şifresiz oynatma kararı aldılar ki en azından insanlar kendi evlerinde izlesinler. Evlerinde izlesinler. Şimdi bizim ülkeye gelince daha bu kararlar resmen açıklanmadı. Hani eksik kalan bazı şeyler var. İki, ben bir müşteri olarak bakıyorum. Ben duruma göre A takımının kombine biletini aldım sezonluk. Benim 4-5 tane maça gidemeyeceğim. Haliyle bir kaybım var. Daha evet. Hala bunu nasıl telafi edileceğine dair bir cümle bile telaffuz edilmedi. Ha kulüpler açısından baksanız sponsorlar zaten kaçtı veya bir bölüme ayrıldı. Yani bugün itibariyle böyle bir trajedi var. Ha, evet. Ligi bir şekilde bitireceğiz. Şu iki ayın paraları ödenecek yayıncı kuruluş tarafından. Ama bir sonraki sezon, asıl bir bakalım sonraki sezonu olacak da konuşmamız lazım. Sponsorluk gelirlerinin çok düştüğü aşikar. Sezonluk biletler bağlamında büyük bir trajedi var. Çünkü maçlar seyircisiz başlarsa siz evet. Büyük bir ihtimalle Avrupa Kupası maçlarını da seyircisiz satmak zorundasınız. Alacağınız rakamlar çok düşecek. Sponsorluk geliriniz düşecek. Yayın geliriniz düşecek. Siz böyle bir şekilde de o büyük takımları yönetmeye çalışacaksınız. Yani şimdiden çok herhalde zor. Karalar bağlıyorlardır bizim yöneticilerimiz diye düşünüyorum. Ali Murat Hamarat çok çok teşekkürler. Yunanistan'da 25 milyon euroya kulübü satmaya karar vermişler. Az önce onunla ilgili haber verdik. Çok teşekkürler. Ve o Panathinaikos en büyük takımlarından biri Yunanistan. Aynen. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Durmuş Döven'le birlikte konuşacağız. Ama onun yaptığı işten ziyade hayatı konuşacağız. Başarının hikayesini, başarılı olmak için neler yapılabilir, kendi hayatındaki önemli noktaları uzaydan uçuşa kadar, uçak kullanmaya kadar Durmuş Döven'le birlikte olacağız reklam arasından sonra.
Yapı Kredi Mobil'den hayatı kolaylaştıran hayati teknolojiler. Doğruya doğru. ATM'den temassız para çekme teknolojisini insanlık... Kartını bulamayan, acelesi olan olur diye geliştirmiştik. Cepten temassız ödemeyi de Yapı Kredililer cüzdanları yanlarında değilken bile alışveriş yapabilsinler diye. Akaryakıt alışverişlerinde araçtan inmeden ödeme teknolojisini başlattığımızda da derdimiz birkaç adım bile olsa hayatınızı kolaylaştırmaktı. Ama teknolojilerimizin bu kadar hayati olacağını biz de bilmiyorduk. Yapı Kredi Mobil'in temassız teknolojileri temastan kaçındığımız bu günlerde yanınızda. Ne de olsa hayat size sınırlar koyar. Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Yeşil Mavi Maltepe'ye gelin. Orman ve deniz manzaralı şehrin en doğal haline şimdi %20 indirim, 0.64 vade oranı ve ilk 12 ay taksit ödemesiz 180 ay sabit taksit fırsatıyla sahip olun. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Bu cuma BİM'de 10 adet kavanoz kapağı 2 lira 95 kuruş. 6 litre musluklu piknik termosu 22 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Topkapı evlerine gelin. Büyük ve ferah dairelere şimdi %20 indirim, 0.64 vade oranı ve ilk 12 ay taksit ödemesiz 180 ay sabit taksit fırsatıyla sahip olun. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Evet sevgili seyirciler, bugün Durmuş Döven'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. ReşSaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Sizin tabii çok renkli bir hayatınız var. Aslında bu renkli hayattan öteye bir başarı hikayesi var. Biraz da bu hikayeyi dinleyelim. Gençlere de hani başarılı olmak için, zengin olmak için, iyi yaşamak için ne yapmak gerekiyor? Bu akşam biraz ters sorular sorabilirim size, yanlış anlamazsanız eğer. Hepsini açayım. Mutlu musunuz? Kesinlikle çok mutluyum. Yani neden mutlu oluyorsunuz? Ya, yarattığınızla, çevrenizle, pozitif etkiyle çok mutluyum. Mutlu olmak için çok sebep var. Mutsuz olmak için sebep yok. Yani mutsuzluğu niye yaratıyorsun ki? Zaten insan ömrü 80 sene. Bunun 20 senesi gençlik, 20 senesi ihtiyaç, 440 sene çalışacaksın. Bunun için hep mutluluk yarattığın zaman zaten dibe kalan çok az bir şey kalıyor. Hayatın temelinde zaten mutsuzluğu yaratacak. Yani yağmurdan şikayet ediyorsan, işte doludan şikayet ediyorsan, ne bileyim sıcaktan şikayet ediyorsan mutsuzluğu yaratıyorsun. Bence o yağmurda yürümenin zevkini, evet. Ne bileyim karda yürümenin zevkini. Şimdi tabii Durmuş Döven'i birçok kişi tanıyordur ama hani tanımayanlar, yeni tanıyanlar için şöyle söyleyelim. Tabii ki büyük bir lojistik şirketi, onun yanında tarımdan enerjiye kadar birçok alanda iş yapıyor, ticaret yapıyor. Ama tabii ki Durmuş Bey'in de bir gökyüzü hayali var. Uzaya gittiniz. Yani evet öyle diyorlar, gittik. Uzaya niye gittiniz? Nedir o sizi oraya yönlendiren? Belki de mutluluğun sayısını artırmak burada çok iyi. Yeterli dolduramadığımız içindir. Biraz önce de, daha doğrusu dün akşam da tesadüf yemek yerken de açtığım kanalda biliyorsun uzaya ilk Ruslar gitti. Yuri Gagarin, sonra Andrei Elvin ve Amerikalı astronotlar ismini unuttum. Ondan sonra hızlı olunca şimdi uzaya gidişlerini, oraya daha görmedikleri yerleri, ne görüngeler vesairelemiyor. Şimdi teknoloji çok ilerledi. Ya oraya gittikleri zaman ne oldu? Bir şey olmadı. Belki bugün uydular üzerinden cep telefonu, televizyonlar vesaireler görüyoruz ama. Burada uzayda gittiği fotoğraflar var arkadaşlar. Onları kullanalım. Evet. Şimdi bölüm bölüm geldiğimiz zaman oradaki mutluluk, çalışma, insanları pozitif. Hani bir kelimesi haricinde, zengin olma kelimesi haricindeki şeylere bakmak lazım. Bence uzay bir tesadüftü. Ben normal Ankaralı bir doğmuş. Şimdi burada ekranda bu gittiğiniz zaman, evet, zannedersem. Nijni Novgorod, Rusya'daki, Sibirya'daki uzay üssü.
Ne kadar süre çalıştınız gitmek yani, için? Yani tabii ki böyle fulak bile alıp metrobüse binip de bir yerden bir yere gitmeye benzemiyor. Ya da parayı verip bir uçağa binip de işte bir ülkeden ülkeye benzemiyor. Çok zor şartlarda. Bizden 1959'da ilk uzaya Yuri Gagarin gittikten sonra, işte demin hatırladım Neil Armstrong gibi gittikten sonra aradan 50 sene geçmiş, teknoloji değişti. Bizden önceki insanların %98'i öldüler. Önce kedi, köpek, fare, ondan sonra maymunlar. Sonra insanlar, biliyorsunuz Amerikalıların Discovery Channel, Discovery'si gitti, National şeyi gitti, Kolombiya gitti. Bir sürü... Son 8 yıl zaten göndermediler. Göndermediler. Ondan sonra bunların hepsi patladılar. Çoğu da çıkışta. Bir kısmı da inerken, eskiden biliyorsun roketle fırlatılıyordu. Yörüngeye giriyordunuz. Dünyadan sonra 5 katman var. Atmosfer, trosfer, stratosfer, egzosfer, megosfer. Şimdi bu hatta dinimizde de var. 5 katman, 7 katman orada da ölçüyor ama tabelalar yok. Yani öyle bir geçişlere giderken tabelada şunu geçtin, bunu geçtin. İnsanlar hep bir şeyi merak ediyorlar. Düşünün. Siz de mi merak ediyorsunuz? Ben merak etmedim. Ya bundan 10 milyon, 5 milyon yıl önce insan oluşmuş ama 5-6 bin yıl önce yıldızlar, gezegenler, geceler, gündüzler bir sürü bir şeye merak etmişler. Ve teknoloji geliştikçe de bu uzayın içinde bulunmak bir güç gösterisi, bir fayda. Ne bir şeylerin olmuş. Siz ben, ama benim bunu, köre buraya gitmek o kadar ucuz akbille gidilmiyor dediğiniz gibi. Bir maliyet de ödüyorsunuz, ciddi bir miktar maliyet ödüyorsunuz. Peki gidince değdi mi yani bu kadar bir maliyet de ödedim? İlginç bir şey oldu mu? Mutlu musunuz oraya gitmekten? Ya ben döndüğüme göre değmiş. Ama dönmemiş olsaydık kötüydü. Sıkıntı olurdu biliyorsunuz biraz. Biliyorsunuz ben dostlara, sizlere de anlatmış olabilirim. Ben gitmeden önce vasiyetimi de yazmıştım. İşte şu şirketi böyle yapın, şurayı satın, şunu tutun, bunu tutun. Çünkü gelmem olasılığı gelme olasılığından daha fazla. Çünkü bir arıza veya kaza olduğu zaman sizi oradan getirecek bir teknoloji yok. Şu anda dünyada 2473 tane de uydu var. Bunun 1200'ü öldü mesela, TürkSat 1, TürkSat 2, 3, 5 gibi. Hı. Ölüyor ve yörüngede kalıyor ve dönüyor. İşte yaklaşık 42... Sonsuza kadar dönmeye devam ediyor. 42-56 dakikada dünya üzerinden aynı üstümüzden geçiyor. Şu anda konuşurken ortalama son sayıları bilmiyorum ama 1500 uydu bize cepte. Şu anda görüntümüz esasında sizin verdiğiniz görüntüyü ben uzay üzerinden alıyorum. Size cep telefonu arıyorum yan yana, uzay üzerinden geliyoruz. Tabii burada bilimsel şeylerle birlikte savunma sanayi, teknoloji, belki kötü bir şeyler de planlıyordur. Şimdi uzay öyle bir şey ki ben insanlara söylüyorum, mümkünse birkaç şeye aklınızı yormayın. Bir okyanuslara, bir insan vücuduna, tanrı dinlere, bir de uzaya kafayı yormayın. Çünkü bunların çıkışı İçinden yok. İçinden çıkamazsınız. Çıkamıyorsunuz diyorsun. Limitleri, farklılıkları. Yani dünyaya en yakın yıldız 36 milyar ışık yılı. Yani ışık yılı saniyede 300 bin kilometre gidiyorsun. Hani ben ışık hızına geçmiyorum ama ses hızından çok fazla gittiğim için. Benim olayım bir tesadüf eseri, bir istek. İşte ne bileyim, Ankara'da okuyoruz, yurt dışına gittik. Orada uçmaya başlayınca pilot eğitimleri aldık. Bu bir hobi yani. Ben bir Türk Havaları veya bir airline pilotu biliyorum, değilim ama kendi uçağımı kullanıyorum. Şehirler arası yolculuğunuzu da kendi uçağınızla yapıyorsunuz, ya kendiniz kullanıyorsunuz. Menfaat açısından, ondan sonra hız açısından. Bir de herkesin hobisi var. Kimi atı biniyor, kimi tekneye biniyor. Yani bu benim hobi. Ondan sonra döndüğümüzde Amerika'da, Ankara'da Türk Kuşu'na falan gittim. Sonra işte ekonomik durumun el verdiği ölçüde uçak büyüklüklerini artırarak gittim. Ama 2014 yılı ve geriye dönük de yaklaşık 7 yılı sayarsanız, 2009'lu yıllarda ben Rusya'da bir Cosmos City'de uçağı merak ettiğimde, oranın da ileri gelenleri nasıl bir ülkemizin ileri gelenleri olduğu gibi o ülkenin de ileri gelenleriyle dostluk ve samimiyet içerisinde ilk Rus MiG uçaklarıyla, burada da gördüğünüz gibi ki çok tehlikeli uçak, iyi uçaklar ama şurada bir tane arıza veya kaza olsa yapacağınız bir şey yok. Benim önümdeki bir tane kırmızı kurdeleyi çektiğiniz zaman sizi fırlatıyor. Şimdi o fırlatma çok güzel de benim boyum 1.62, indiğimde 130 santim oluyorum. Çünkü omurilikler geçiyor. Bu arada sağlam inersek, gördüğünüz elbise 60-65 kilo. İşte orada daha önce denenmemiş çatıyı fırlatıyor. Siz yaklaşık 80 bin metredesiniz. Denenmemiş ama olabilirse diye. Bunları kurtarabilirseniz. Yani yok zaten, kurtulan da olmamış. Yani olduysa da biz onları niye görmedik? Bir önlem alınmış. Mesela burasını sağlam biliyoruz. İşte masanın altına saklanın diyor. Masanın üstüne çökerse masanın altına kalır mıyız?
gibi. Ben yani böyle bu uzaya yönelik bir heyecanınız var, uçağınız da var, onu da yapıyorsunuz. Peki biz zamanımız el verdiği sürece ben size daha çok soru sorayım. Şöyle insanlar diyorlar ki Durmuş Döven'in ekonomik durumu iyi, sosyal hayatta çalışıyor, çalışmaya devam ediyor, parası da var, hani yaşayabileceği kadar da var. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Ya erken kalkıyorum ama erken işe gitmiyorum. Yani benim bir saatte gitme zorunluluğum olmadığı için hani bu bir avantaj değil. Zaten gece uyurken de düşünüyorum. Herkes 5'te evine gittiğinde bizim hard disk devam ediyor. Eğer bir termal kamera varsa, gece de bana doğru tutarlarsa boyundan yukarısı kıpkırmızıdır. Çünkü bir sürü şirketiniz, bir sürü ülkede işiniz. Kaç saat çalışıyorsunuz? Yani ruhen 18 saat, fiziken 8-10 saat. Ama ruhen de fizikten daha pahalı. Ben eğer bir inşaatta çalışıp amelelik yapsaydım, akşam 5'te gider, yemeğimi yer, helvamı, ondan sonra sırt üstü yatar, iyileşirdim. Ya da 3 gün gitsem, işe gitmesem yatardım. Ama bizim öyle değil ki. Yani sizin yüzünüze bile bakarken bizim beyin kortekslerimiz, beyin loblarımız farklı çalışıyor. İşleri konuş, düşünüyorsunuz. Yani şu anda düşünmüyorum. Öyle mi? Düşünmemeye çalışıyorum ama onu kontrol edemiyorum. Yani öyle. Şurada yağmur mu yağdı, burada otelde bir şeyim var, burada enerjide. Ben her zaman soruyorum arkadaşlarım, bakın sizler işinizin uzmanısınız, benden iyi bilmek zorundasınız. Ama ben Viyana'daki tren istasyonu, İngiltere'deki depoma, Erzincan'daki otelin lobisine, bilmem ne tesisindeki yangın sisteminin olayları da bir şekilde mailden okuyorsunuz. Yani taraftar olmasanız da okuyorsunuz. Beyin dolmuyor ki. Biz eskiden sabahleyin çıkıyordun, haftada biriyle buluşuyor Ankara, Kızılay'da bilmem ne mağazasının önünde. Şimdi öyle ki sizin herhangi birine yazılmış mailiniz size geliyor. Yüzlerce Twitter, YouTube, Instagram'dan gelen bilgiyi okuyoruz. Sizi ilgilendirmese de okuyorsunuz. Diyor ki adam çocuğa çarptı. Şimdi bakın bu kelime bile sizin vücudunuzda bir şey yapıyor. Yani onu biraz sonra unutabiliriz ama beyin alıyor. Ben onu diyorum, bizim şirkette her sene hard diski büyütüyoruz. 1900'lü yıllarda annemin yüklediği hard diski ben hala dolduramadım. Bu nasıl bir beyindir ki herkes için? Ya, düşünün. İnsan vücudunun da böyle beyin ben inanamıyorum. Bir yapısı var. Her sene 5-10 milyon dolar verip şirketin hard diski doldu. Şu kadar bilgi girdi. Yok bilmem spenler gelirse onu filtre edecek paralar ödüyoruz. Hepimiz dolduğu gibi. Bütün şirketler yapıyor. Peki bu doluyor da bizimki hiç mi dolmadı? Dolmuyor mu? 50 senedir 60 senedir her gördüğümüzü dolduruyoruz. Onlar yine siliyor. Bizde silme diyor. Neyse yani sorunu da insan yaratır. Mutluluğu da ben mutluluğu yaratıyorum. Kendimle de peki, mutluyum zaten. Tabii bir bünyenizde çok ciddi bir geniş bir alanda iş yapıyorsunuz. Turizmden, ticarete, lojistikten, enerjiye, evet. Tarıma kadar. Yeni sektörlere de girmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmemek mümkün değil. Bu bir hastalık gibi. Yani tedavisi olmuyor yatırımcı olmanın. Tam tersi 2008'li yıllarda sayımız daha fazlaydı. Şeker fabrikası, su fabrikası, madeniye fabrikası, bir sürü tıpla alakalı. Baktım ki ihtisaslaşma daha böyle kalıcılığı yaratıyor ve sektörün yönetimi oluyorsunuz. Dikkat ederseniz Türkiye'nin 3-5 holdingi yüzlerce sektör dışı yapılıyordu. O sektörlerde boşluk olduğu için ya da iyi para kazandığı için ya da işte yapan yatırımcı yok. Hızla monopolleştiler. Monopol derken bu tekel anlamında ya da bilmem ne kurumun anlamında değil. Yani kendi ihtisas konusunda ben 2008'den 2010'lu yıllara kadar daha çok aset dediğimiz sabit yatırım, ekonomisi ağır yatırım ve sizin çok konjonktüre bağlı olmadan gelirinizi devam ettireceğiniz, çevrenize faydalı olacağınız, kendinize mutlu. Çünkü 15 yaşında aldığımız riskle 40 yaşında aldığımız, 50 yaşında aldığımız riskler. Mesela ben sizinle konuşurken Türkiye'de her türlü ekonomik iyi ve eksi de benim hayatımda değişkenleri o oranda olmuyor. Yani belki %5 oluyor ama %50 düşüyorsa işte enerjiniz de değişmiyor. Ne bileyim muayene istasyonu değişmiyor. Tarımınızdan üretiyorsunuz. Hatta konjonktürün kötü gitmesinden faydalanma ihtimali işte. Pandemide lojistik işi arttı. Evde oturduk, tır yetiştiremedik. 500 kişi işe aldık. Ya bu şunu göstermiyor. Yani zenginleşmek gibi benim bir duygum yok. Ben zaten parayla hiç alakam yok. Benim bir sözüm vardı. İnsanlar şöyle bizi izlerken Durmuş Bey diyorlar ki, Durmuş Bey hani kazanabileceğini kazandı. Bunun için niye bu kadar çok çalışıyor? Yok bu bir hastalık
dediğim bu tıbbi anlamda değil. Yani benim bir şey sahibi olma duygum olmadığı için daha büyüyoruz. Sahip olmaya kilitlenirseniz onun altında bocalarsınız, sorgularsınız. Yani bir insanın mesela ben diyelim ki 10 bin dolar kazanırken 9 bin yiyordum. 1 milyar harcayınca 1000 dolar yiyemiyorsun. Bu çok zengin olmak. Ben çok yemek anlamına gelmiyor. Bir de zengin kelimesini ben çok sevmiyorum. Zenginlik bağrı, servet fısıldar. Yani biz bir şeyin geçici emanetçisi gözüyle binlerce insana faydalı olmak, topluma faydalı olmak. Yani 5 tane çekedi üst üste mi giyeceğiz? Ben yani. Belki Türkçesini bilmiyorum ama Levi Tornat isteyen inanalım şu çekedim en az 10 yaşındadır. onun alamadığımızdan değil. Bu birçok alanda iş yapıyorsunuz ama hangi sektörde çalışmak özellikle sizi çok daha böyle kavur ediyor, mutlu ediyor? Yani Ali Bey sizi tanıdım, çok sevdim. Emin olun hepsinde zevk alıyorum. Çünkü yarattığınız bir şeyin, ben resim de yapıyorum, zevk alıyorum. Biliyorum. Çiçek ekiyorum, zevk alıyorum. Yani bir mısırın çıkışını... Sevgili seyirciler, Durmuş Bey'in ofisini birkaç kez ziyaret ettim. Bana yaptığı resimleri de gösteriyor. Yani klasik bir iş adamı, klasikten kastım geleneksel iş adamları var. Tabii çok değerliler. Ama sizin sanat tarafı da var. Sanatla da ilgileniyorsunuz, müzeler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir tarafta böyle bir tarafınız da var, değil mi? Tabii. İşte pazar günü o müzemin... yapacağımız müzenin yerine İsmini gittim. İsmini de söyleyelim, nerede, ne kadar, ne şekilde olduğunu. Şimdi sevgili Atatürk'ün 1937 Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılmış en büyük nazilli Sümer basma fabrikasını açmış. Ve Allah rahmet eylesin, bir yıl, neredeyse bir yıl, iki ay, bir yıl, bir ay sonra da 1938'de vefat etmiş. Ben her canlının orayı görmesini isterim. En azından göremiyorlarsa internetten onun görsellerine bakmışsınlar. O zamanki çalışan insanlar, kreşler, her fabrikada, o fabrikada tren giriyor. İşte bu Rus sistemi çok faydalı. Biz treni neredeyse resimlerde görüyoruz. Bir yerden geçiyor gidiyor, şehirden. Ama son dönemde de tren yatırımları da çok ciddi herhalde anlamda. Siz de yaptınız. Türkiye'nin en büyük tren yatırımları yapan kişiyim. Ha bu o dönemi bildiğim için değil. Şimdi tren bile var, kreşler var, tiyatro var. Ondan sonra özel sektör devreye girmiş. Özel sektör devreye girince devlet kurumları biliyorsunuz yavaş yavaş Sümerbank basma fabrikası, kundura fabrikası özelleştirmeler olmuş ya da kapanmış. Orada birkaç özelleştirmeler sonra metruk hale gelmiş. Sonra Adnan Menderes Üniversitesi'ne verilmiş. Ben de onlardan aldım protokoller vesaireleri. Türkiye'deki herkesin gururla gezdiği Atatürk'ün kitabı, projesi, masası da orada duruyor. Orayı bir müze yapıp ülkemizi size de gösterdiğim gibi şu pandemi döneminde satılan bütün resimleri aldım. Şimdi sanat galerileri yapıyorum, müzeler, tiyatro binası, sinema. Yani belki İstanbul'da olsa çok daha popüler olurdu. Olsun, yine ülkemizin ama bu bir bölgesi. Bence tabii İstanbul'da çok değerli müzeler var, sergi salonları var, iyi yerler var. Ama iş bunu sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun bütün satına yaymak, sizin gibi ya da diğer iş adamları gibi yatırım yapıp oralarda da müzeler, kütüphaneler, sosyal hayatların gelişmesi gerekiyor. Ya, anı yaratmak için yapmıyorum onu. İnsanlar o anıları yaşasınlar istiyorum. Yoksa İstanbul'da da paranız var, en güzel yerde müze yaparsınız, tablolar koyarsınız. Ama orada bir anı var, bir tarih var. Yani biri dokunmuş, Türkiye'nin bir geçmişi var. İşte Atatürk var, ondan sonra öyle bir tesis olmuş. Sonra bu tesis... Hikayesi güzel değil mi? Evet, yani ben orayı bir konferans vermeye gitmiştim. Ayda en az 8-9, özür dilerim, 2-3 yılda 8-9 üniversiteye konuşmaya gidiyorum. Yani insanlara fayda olsun. Çünkü Üzeyir Garip'in bir kitabı vardı. Baş sayfasında yazıyordu ve okuduktan bir 10 gün sonra da bir ölümü olmuştu. Şöyle diyordu, dünyada en değerli malınızı götürüyorsunuz, en değersizini burada bırakıyorsunuz. En değerli bilgi ve deneyim. En değerlisi de mal mülk. Çok mal güzel. Mülk. Ben o kadar etkilenmiştim ki o cümlede ve dediğim gibi tüylerim diken oldu. Ondan 10 gün sonra falan işte cinayete kurban. Evet. Biz o zaman deneyimlerimizi bırakmalıyız. Mal mülk zaten kalıyor. Yani zaten götüremiyorsunuz. Zaten alıp götüremiyorsunuz. Ben o yüzden bir şeyleri bu ekonomiyle alakalı da değil. Yanlış anlamayın ya, bu son 5 senede oluştu. 3 senede ekonomik durumunuz iyi oldu ya da iyi oldu falan da söylemiyorum. Yani ekonomik durum bu. Peki Durmuş Bey, siz hani iyi, ünlü bir figürsünüz, bir başarı hikayesi olan birisiniz. Çünkü bir yerden gelip çok ciddi bir başarı elde ettiniz ama
dünyada da gençler de, Türkiye'de de özellikle, özellikle ülkemize bakalım. Gençler sizi izliyorlarsa, gençlere ne tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir hayatı kurgulasınlar? Siz deneyimlediniz, gördünüz, başarı elde ettiniz. Nasıl bir plan yapsınlar? Şimdi böyle her gördüğüm yüzlerce öğrencimizi okutuyoruz. Ne bileyim her ay birkaç üniversiteye gidip ya da bulduğum herkese ya da şirketimdeki çalışanları özellikle o yaş grubundan seçiyoruz ve çok başarılar. Yalnız ikiye ayırmak lazım ki ben rol model peşinde değilim ama en azından bir örnek almak istiyorlarsa çalışınca oluyor. Bazen belediyelerin bir tabelası var. Yerdeki kazdıkla zaman içine düş kişi düşüyor ama çalışınca oluyor diye bir kelime. İçeriği iyi ama uygulaması kötü. Şimdi çalışınca oluyor. Ben liseyi bitirdim, işe başladım. Üniversiteyi bitirdim, işe devam ettim. O gece gündüz yaptık. Mesela diyelim ki bizim çocuklarımızın olduğunu ben bir hafta sonra öğrendim. Bazısı 3 ay önceden evin önünde oturmaya başlıyor. Nasıl ellemesen de doğacak, başında beklesen de. Şimdi çalıştık. Çalışınca, gerçekten çalışmak inanın, gerekiyor. İnanın, biraz önce dışarıda da anlattım. 1946 Almanya yerle bir olmuş. Nüfusunun 1/3 ölmüş. 1/3 Arjantin'e, Brezilya'ya, Kazakistan'a, Güney Afrika'ya kaçmış. Geri kalan yaşlısı çok iş göremeyen ve Almanya'nın o resimlerini görüyorsanız yerle bir olmuş. O gördüğünüz Almanya 1959 yılında Türkiye'den mühendis aldı, işçi aldı ve dünyanın en büyük yolu. Bakın 3. Dünya Savaşı çıkmadan Almanya eski savaşlı toprakları Euro Birliği ile aldı. Peki Japonya, benim Japonya'da da şirketim var, Japonya'da da iş yapıyoruz. 90'dan beri. Japonya'ya 2 tane atom bombası düştü. Japon İmparatoru Horiyoto gitti, Roosevelt'e diz çöktü, teslim belgesini verdi. Ama o Japonlar lapa yediler, pirinç yediler, aç kaldılar. Ama dünyanın en iyi soru. Dünyanın 4-5. Evet, büyük ekonomisi. Bundan oldu. Hepimizin yaş grubu yeter belki 20 yaşındaki anımız ya. Şu dünkü Çin, komünist ülke. İşte tek tip elbise giyiyorlar, aç, susuz falan, işte yarasa, fare, kedi, köpek yiyenler. Bugün dünyada Amerika'nın önüne geçtiler. Tek bir şeyleri var, tek. Türkiye'de de bu çok kolay, çok kolay. Çalışmak. Yani siz çok zekisiniz, burada oturuyorsunuz. Ben az zekiyim, yürüdüm 5 kilometre gittim. Kim önde? Ben. Demek ki çalışınca hiçbir şeyiniz olmuyor. Ama istikrarlı, iradeli. Şimdi ben inanın binlerce insanla çalışıyorum. Şu an işsizlik var diyorsunuz değil mi? Ben insan bulamıyorum. Böyle bir şey var mı? Forkliftçi bulamıyorum, şoför bulamıyorum, depoda çalışacak bulamıyorum, muhasebede bulamıyorum. Yani o kadar yüksek beklentiler, o kadar uzun. Mesela yani bazen bunları Cem Bey'e anlatalım, Cem Yılmaz'a dizi yapsın. İşe girip 3 gün sonra burası uzak diye ayrılmak isteyen var. Ya biz gece karanlıkta gözünü kapatıp da sana iş mi verdik? Ya da 7 kere görüşmeye geldin. Yani yüz binlerce insan CV atıyor. Biz içinden şey seçiyoruz. Hiçbir şey yok. Kafede oturmak, bir günü kurtarmak. Umutsuzluktan umut yaratmıyorlar. Umutsuzluğun yaşam şekli yapıyor. İçinde böyle sivrilenler var. Onlar da zaten çok hızlı bir şekilde çok gidiyor. Az bir zamanımız kaldı. Arkadaşlar uyarıyor ama Türkiye'nin en çok gitmeyi istediğiniz yöresi neresi? Vallahi ben dünyada 116 ülke, 420 şehir, Kuzey Kutbu ve Uzay'ı gördüm. Gitmediğim yer kalmış mıdır bilmiyorum ama herhalde Karacaahmet mezarlığıdır. Daha uzun ömürleriniz olsun. Peki mesela bir yere gittiğiniz zaman, kendi memleketiniz de olabilir, orada neyi özlüyorsunuz doğup büyüdüğünüz yer açısından? Ben Ankara'da doğdum. Ankara'nın içinde doğduğum için hani özlenecek çok bir yeri var mı bilmiyorum ama yani nereye giderseniz gidin. Bu hafta ben Kuşadası, İzmir üzerine İstanbul'a geldim. Emin olun her metresini sindirdim. Yani bir pervaneyi de gördüm, tarlada çalıştığım o traktörü resim gibi gördüm. Bir mısırın boyunu da gördüm. Yani biraz da hayat tuvalet kağıdına benziyor. Küçüldükçe hızlı dönüyor. Belki 18 yaşında kimse o manzaraları görmüyor ama yaşınız ilerledikçe tabiatın farklılıklarını, mevsimi, yine söylüyorum ben yağmur yağdığında dışarı çıkıyorum ki o yağmuru kaç kere daha göreceğiz. Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Hiç. Çünkü emeklilik o merak ettiğim yere doğru yöneltiyor. Durmuş Bey, çok çok teşekkürler. Çok keyifli oldu ama sizinle sohbet etmek böyle kısa vadeli olmuyor. Yarım saate sığmıyor. Belgesel daha uzun daha uzun olması gerekiyor. Katıldığınız için çok teşekkürler. Programımızı burada noktalandırıyoruz. The West End müzik parçasıyla herkesin COVID nedeniyle uzaktan bağlandığı
bir müzik parçasıyla sonlandırıyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta tekrar pazartesi günü aynı saatte Dünya Hallerinde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. People sing, lost in the valley of the night. It is the music of...